Merhaba arkadaşlar, Fotomenika'ya hoş geldiniz. DJI Osmo Pocket 3 su altı testlerini bugün yapıyor olacağız. Evet, haklısınız. Daha önce size demiştim ki DJI Osmo Pocket 3 su geçirmez bir kamera değil. Ancak bir firma bunun gibi bir tane su altı housing'i üretmeyi başardı ve aynı zamanda bu su altı housing'ini de test ediyor olacağız. Hemen kutu açılımına bir bakalım. Nasıl bir yapıya sahip ona bir bakalım. Ondan sonra da testlerimize başlayalım. Waterproof case. BDRDC. Çok bildiğim bir marka değil açıkçası. Özellikle bu marka Pocket 3 için ilk defa bir tane su altı housing'i çıkartıyor. Bu şekilde geldi. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Evet, birçok da aksesuar var. Burada GoPro adaptör girişi, burada da GoPro adaptör girişi var. Buraya da silikonumsu bir koruyucu koymuşlar. Bunu çıkarttığımız zaman göreceğiniz gibi 360 derece. Bu kamerada sağa sola döndüğü için bu yüzden bu şekilde yapmışlar. Burada da iki tane düğme. Yani buradaki iki düğmeyi kumanda etmek için buradan çevirerek açıyoruz. Çıkıyor. Daha sonra bunu elimizle çekiyoruz. İçerisine iki tane nem önleyici atacağız ya da bir tane. Çok detaylı yazmamış. Bunlardan attıktan sonra ilk yapmanız gereken şey hangi modda çekecekseniz bütün ayarlarınızı önceden yapmanız gerekiyor. 4K 50 FPS ISO ve her şeyi, mesela bu manuelde kalmış. Otoya alalım. Eğer dik çekmek istiyorsanız ona göre bütün ayarları yapmanız gerekiyor. Kapatalım. Bu şekilde içine koyuyoruz. Düğmeler buraya geliyor. Daha sonra bunu alıp kapatıyoruz. Ve bunu sıkıca kapandığından emin oluyoruz. Tuşa uzun basarsak açılıyor. Buradan ekranı görebiliyorsunuz. Burası da joystick. Kaydı başlatmak için buna basıyorsunuz ve kayda başlıyor. Joystick kullanamıyorsunuz. Sadece bu joystick düğmesine basabiliyorsunuz. Burada mesela 3 defa basarsanız selfie moduna geçecek. Göreceğiniz gibi yüzümüze takip etmeye başladı. 3 defa basarsanız diğer yöne dönecek. Ancak hiçbir şekilde joystick olarak bunu kullanamıyorsunuz. Ve DJI mikrofon ikiniz de varsa bu kılıf ona bağlanmasını engellemiyor. Göreceğiniz gibi bağlı şu anda. Başka hiçbir ayarı yapamıyorsunuz ve su altında ayar değiştirebilme imkanınız yok. Kaliteli bir malzeme gibi görünse de buralar plastik. O yüzden çizilmeye karşı dikkat edin. Bakın şu anda aşağıya döndü. Yumruğun konumunu buna iki defa basarak düzeltebiliyorsunuz. Kutusundan başka ne çıkıyor? Böyle bir bileklik. Bunu buraya ya da buraya bir yere geçiriyorsunuz. Bileğinize bağlamak için suyun altında. Böyle göreceğiniz gibi GoPro aksesuarlarına bağlamak için kullanabilirsiniz. 40 metreye kadar suya dayanıklı. Ancak kullanım kılavuzunda diyor ki suya sokmadan önce, yani derinliklere sokmadan önce evde bir test yapın diyor. Su geçirir mi geçirmez mi diyor. Biz bunu fabrika çıkışlı olarak test ettik ama diyor siz bir daha bir test edin ne olur ne olmaz diye bir uyarı gönderiyor, bilginiz olsun. Bana sorarsanız bu ürün oldukça başarılı. Ve bu ürünle özellikle yarı su altı yarı su üstü çekimleri de yapabiliyorsunuz. Bu üzerindeki oval yapısı sayesinde. Ancak Pocket 3 su altında odaklamada sorun yaşayabiliyor. Bu bunun suçu değil maalesef. Pocket 3 çok su altı için tasarlanmamış. Aynı zamanda bu oynar başlığı, yani gimbal'ı yüzünden bazen gimbal'ın yönü değişebiliyor ve su altında bunu fark edemeyebiliyorsunuz. Bu joystick'e iki defa bastığınız zaman görüntüyü tekrar ortalıyor. Ancak bunu zaman zaman fark edemeyebiliyorsunuz. İki tane gimbal modu denedim. Bir tanesi takip, aktif takip. Diğeri de eğilme önleme. Her ikisini denedim. Sanıyorum ikisinde de hemen hemen benzer sonuçlar aldım. Ara ara gimbal'ın yönü başka yerlere kaydığı için siz çektiğinizi zannediyorsunuz ama çekmiyorsunuz ve su altında da bu ekranı görmesi, su azıcık bulanıksa oldukça zor. Yine de Pocket 3'ü su altı kamerası olarak önerir misin? Hayır, önermem. Bunun için GoPro Hero 12, Osmo Action 4 gibi videolarım var. Ancak DJI Osmo Pocket 3 bu iki kameraya göre birçok konuda oldukça başarılı. Öncelikle amacınız su altı çekimleri ise Pocket 3 olamaz, bilginiz olsun. Ancak bunun da şöyle bir avantajı var. Şimdi Pocket 3'ü aldınız. Pocket 3 su geçirmez değil. Yağmurlu çamurlu durumlarda çekim yapmak istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Ancak yağmur damlacıkları görüntüyü biraz da etkiliyor olacaktır. Bunun da farkında olun. Yine bu ürünün linkini aşağıda bırakıyor olacağım. Çünkü Pocket 3 için çok fazla su altı housing'i üretilmedi. DJI'nin kendisi de bunu üretmedi. Başka seçenekleriniz de var ancak bunun en büyük avantajı yuvarlak yapısı. Ve
dezavantajlarından bir tanesi de buradaki bantı görüyorsunuz. Gimbal'ın yönü değiştiği zaman bazen bu bantı görüyorsunuz. Bu banta doğru gidebiliyor. Ancak bu yine bu ürünün sorunu değil. Tamamen Pocket 3'ten kaynaklanan bir sorun olduğunu size çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Aynı zamanda göreceğiniz gibi Sunsan markasının selfie çubuğunu kullanıyorum. Bu böyle uzatılabilir bir sualtı çubuğu. Bunun güzelliklerinden bir tanesi de şu. Bunu su altında kullandığınız zaman bu batmıyor. Bu da batmıyor. Bunu suyun üstüne koyarak başka birisi sizi çekiyormuş gibi bir tripod çekim. Yani tripodu suyun içine koymuş gibi çekimlerde yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.